Revize görecektir illa ki. Ee, birazcık ben bu 10 günlük yoğun 15 günlük yoğun serüvenimde de e, son 3 gün falan bunlara yoğunlaşabildim. Kendim yaptım birkaç şeyi. Tek tek size sorarım. Hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu? Gitmiyorsa yeni bir şey yaparız bakarız. Ee, şöyle bir toparlama yapalım. Çünkü bunlarla zıt pırt uğraşılmaz yönler. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz kardeşlerim. Nasıl geçti günleriniz? He 10 gündür 11 gündür kaç gün bilmiyorum artık. İyiz abi sen nasılsın? İyiyim ya iyiyim miyim daha iyiyim yani şey olarak iyiyim o bir ara çok yoruldum bu ilk zamanlar bir de babamın ameliyatı falan oldu biliyorsunuz yani çok böyle ameliyatın her biri zor yani hani tabii ki de insan geriliyor korkuyor ama atlattık çok şükür. Sensiz günler geçmedi be abi ya bırak şimdi bu işleri kardeşim ya bırak şimdi beni yeme benim duygularımla oynama lan şerefsiz. Korebex yeni abonelerimiz geliyor hoş geldiniz şimdi dur Birazcık toplansın millet. Herkes anlatayım ki bir de anlatmak zorunda kalmayayım. Bu abone becileri. bir şeyler bir şeyler. Ben komple kanalı değiştirmeye karar vermiştim. Yaklaşık aralığın 27'sinde. O günden beri birçok kişi emek veriyor. Ben de veriyorum. Böyle bir noktada bir şeydir değiştirdik ama sıkıntılar var. Şu abonelere çok dikkat etmem lazım. Bekle. Şu kapamayı bir açayım. Buradan görelim. Youtube gözükmesin. Şu benim görüntümün. Ben çok... ha Burada bir senaryo var şimdi. Bu senaryoları tek tek inceleriz. Kurun yaptığı, özel yaptığı şeyler. Bunu da artistik olsun diye açmadım. Background olsun diye açtım bu arada. Yayın başlığı ekranı yaptık öyle bir tane. Oy, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz lan? Yeni yılınız nasıl geçti? Yeni yıldan sonra neler yaptınız? Bambaşka bir hayata kafa attınız mı? Şu an her şey mükemmel mi ya? He? Bütün zorluklar, bütün sıkıntılar Aralık 31'de mi kaldı? Bok gibi abi olabilir kardeşim herkes beğenecek diye bir şey yok. Çoğunluk benim için önemli. Yo aynı. He. <laughs> yok ben yok motivasyonunuzu bozayım diye söylemedim la. Ben mesela bir şeyleri değiştirmeye başladım yani. Barış Özcan sağ olsun o tabloyu <laughs> çaldım oradan yazıyorum yok yazmıyorum da. Ufak ufak değişiklikler var abi. Allah Allah. Zamlar geldi diyorsunuz. Güzel. Başka? Bizi boş ver abi sen neler değil. Çıtır değişen yok. Yaşıyoruz abi. Aynı be. Çok kötüydü. En kötü yılbaşını geçirdim. Allah Allah. Yılbaşında neler yaptınız? Kutlamalar falan. Ha? Eller havaya. Şey çıktı mı lan o bizim? Ha izledim onu. Yeni yılda bağıran arkadaş çıktı değil mi? Motor falan kullandı arabada. O şey evin içinde. Uyudum. Bir de final haftası geliyor. Oh, i̇yi akşamlar abi yine bu resim çok iyi olmuş. Heh. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim. Siktir et kim geldiyse geldi. Arkadaşlar ben ne zamandır bu aptal abone becilerini değiştirmek için eylemde bulunmaya çalışıyordum. Yaklaşık 3,5 senedir. Ee, sonunda bir şeyleri değiştirmeye karar verdik ve başladık. Çok geç kaldığımızı düşünmüyorum. Bence tam bir yerinde ayarında hani maksimum sıkılabileceğiniz noktaya kadar zorladım. Hmm. <laughs> bal bal Psikolojik olarak daha iyi en azından abi, Psikoloji senin kontrolünde eğer istiyorsan değiştirirsin Karamsar olmayın bir 2 sene geç kaldık abi çok değil Aynen öyle Şimdi bakalım bekle Ben size bir sunum yapayım Anlayın mevzuyu ki ondan sonra Gönül bağ kurun istiyorum onlarla Hepsinin bir hikayesi Hepsinin bir anlamı var Bu yüzden Bunlarla tanışmanız lazım Twitch bitmişler. Nerede? Yayın başlıyor. Siktret eskizi siktret. Ha mesela şuradaki görselden bir özet gösterebilirim. Yalnız burada bir takım eksiklikler var. Şimdi videolara veya standart yayınımıza geçmeden önce bir anlatım yap. Of çok sıcak oldu lan. Üstümdeki göt yaktı. Bekle. Şimdi görmüş olduğunuz abone becileri bu şekildeydi. Dur gülme. Oymoy oy çekme amına koyayım. Yok bunları kullanmayacağız. Şimdi bu Twitch'in abone vecileri karınca pipisi kadar olduğu için yani 18x 18x gösterdiği için şu detaylı kastığımız karıncalar ne yazık ki kullanılamıyor. Yani bunu attığım zaman bu ne lan diyorsun Böyle böcek mi nokta mı ne olduğu belli olmuyor. Ne gariptir ki <laughs> bizim ilk o karıncalar var ya şu an hala, hazır, az, hala hazırda duranlar. Onlar... Çok güzel gözüküyor. En azından gözüküyor yani. Güzel değil de gözüküyor. Şimdi senaryo şu şekilde işliyor. E, bu karıncaları belki yine değiştiririm. Emin değilim. Tasarımları hazır zaten. E, ben onları rengini değiştirerek güncelleme attım. Şimdi mevzu şöyle. Artık ilk abone yani yeni bir abone geldiyse... Hediyelik abone geldiyse... Yumurta. Kendisi bir adet larva oluyor. Karınca yumurtası. Bu daha yeni gelmiş hani ne sikim olacağı belli olmayan. Buraya ait mi değil mi? Hani böyle Kahverengi karıncaları o kadar yıprattık ki. Bin Hayır no <laughs> dur, dur, dur Kahverengi karıncaları o kadar çok örseledik, o kadar çok sağa sola vurduk ki bir noktadan sonra psikolojisi bozuldu birçok kişinin. Ee, ağlayanlar, zırlayanlar, küfür edenler, hayatından kahverengiyi çıkaranlar, sokaktaki karıncaları ezenler gibi bir takım eylemler doğrultusunda bundan vazgeçtim. Dedim ki bundan sonra yumurta etsinler. Göt yiyorsa yumurta bulsun toprağın altında. Bulamaz. Son anda dedim ki ulan hediye abonelik geldi adama. Tamam mı? Toksik veya düzgün insan fark etmez. Hediye abonelik geldiği zaman bunun ikinci ayı çok önemli oluyor. Billur da diyebilirsin bunu evet. Ya Billur demeyin oğlum teyzem adı Billur. Şimdi birinci ayı yumurtayı sahibi oldu. İkinci ay ne olacak kısmında Bence bir karınca olamamamalı olamamalı düşüncesine büründüm. Yani ikinci de bir nevi kahverengi karınca olmalı dedim. Karıncaları korumak isterken yumurtayı kahverengi yapmaya karar verdim. Var mı kahve bok rengi <laughs> bok rengi billur var mı? Evet, sadece bok rengi billurlar yazabilir. Var. Bak görüyor musun? Ne oldu? Oha ne kadar çok varmış. Özür dilerim ya. Kahverengi yumurtaya döndüğünüz an... Taşşaklı oluyorsunuz bir anda tamam mı? Böyle inanılmaz oluyorsunuz. Sikerler beni valla. Müthiş oluyorsunuz. Yani önemli olan burada beyaz yumurtayı... Açmak. İleriki zamanlara geliyorum. Şimdi sen ikinci yumurtayı da açtığın zaman... Artık larvadan çıkan bir karınca oluyorsun. Pupa neyse neyse kimse. Karınca oluyorsun. Hangi renk karınca oluyorsun? Kahverengi olmuyorsun. Ben bunu sildim. Bunu yumurtaya koydum. Bugün karar verdim buna. <laughs> Neyse sonra sarı yeşil kırmızı ya yani bunlar epikler arkadaşlar son iki hane son iki görsel her zaman epiktir öyle bakabilirsiniz ee, her ayın artık bir tane beci var böyle karınca devam ediyor sonra tam yumurtadan kurtuldum üstüne de 3 4 5 ay karınca oldum diyen yüksek abonelere hatta dur bakayım Erken bir daha oğlum ne güzel setup yaptım lan bak Neyi arıyorsun abi oyunda ya? Ananı arıyorum. Bitti. Bunları da düzenledim. Her şeyi yaptım. Bir de bak bizim epikten vereyim. Neden de? <laughs> Bundan sonra chatle kavgayı bitiriyorum. Bak yeni yıl vaatlerim ha. Bundan sonra chatle kavga yok. Toksikle en olduğu zaman sadece stream'de kimin üzerinde yer alan ki görsellerini de gösteririm şimdi onlara basıyorum. Yani ne bileyim mesela Eee kordi mi konuşuyor? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bitti. Daha fazla muhatap olmaya gerek yok şeklinde bir eylem kararı aldım. Bunu da gerçekleştirdik. Bunlar hala açık. Yani istediğiniz sesi eklettirebilirsiniz bana. sürekli değiştirelim. Boku çıkar yani her gün prezente prezente. Bu ne? Bak geliyor. Haydi bak gir o karambola. Bu, da, bak, bu da, bizim ekip kafa sıkıyor Kordi Kordisepsler, raneler onlar bunlar. Bunu basacağım. Susturacağım onları. Başka da bir şey yok. Bunların devamına bakarız. Merve mi? Merve yok ya. Merve. <laughs> Çok eğlenceli. Dur sıra sıra gidelim. Şimdi karıncaları bitirdin. Tamam mı? <laughs> Karıncalar fullendiği zaman yine bir yumurta geliyor. Bu yumurta yalnız özel bir yumurta. Kendisi ejderha yumurtası. Ama yumurta böyle değil. Bu eski hali. Bunu chatte kötü gözüküyordu. Ben bir yerden benzeterek yaptım koydum. Bir yumurtalar mesaj atabilir mi? Yeşil yumurtalar. Daha doğrusu yumurta değil o böyle özel bir taş yumurta yani hani böyle taş aslında o da. Ha bak böyle aynen bu arkadaşlar yılan olmadan önceki süreçlerini yaşıyorlar. Bu yumurta çatladığında bir andan içinde kobralaşmamış, sırtı gelişmemiş, omurgası gelişmemiş yırtıcı bir yılan'a dönüşüyor. Ana ne oldu lan? Bu da çok şeymiş ya. Ee, Toka diyersin öyle. Dur bunlara geliriz. Bunları tek tek göstereceğim. Raneciğim kaçıncı ayın lan bu? Sıralamayı çok şişiriyor mu ona bakmamız lazım. Ben anlamadım abi lan. Neyi anlamadın? Yazık kafana. <laughs> Tabi efendim. Bunların sesi geliyor mu? Yazık kafana. Duyuyor musun mesela? Bana az geldi. Yazık kafana. Double çakayım. Tabi efendim. Yazık kafana. Duble çakayım.

<laughs> Neyse trollemiyorum. C ciddi bir konu konuşuyoruz. Bir saniye bir sigara yakayım da sakin sakin anlatayım amına koyayım. Ne efor sarf ettim 10 dakika içinde ya. Oldu. Tamam. Çok sesli abi. Çok ses çıkıyor. Ha. He. Ayarlarız. Her şey şu an manuel oğlum. Her şey hatalı olabilir. Hepsini okeyiz. Hepsini düzeltiriz. Sigarayı ters yaktım sandım. Hı. Şimdi karınca serisi yumurta bok rengi yumurta. Ya bok rengi demeyeyim ya yumurta kahverengi yumurta ondan sonra sarı yeşil kırmızı mor epikler olarak karıncayı tamamlıyorsunuz. Sonra yumurta geliyor bu yumurta çatladığında yılan serüvenine geliyorsunuz. Yılanlar yeşil mor ve son üçü epik olarak en epi zaten sanırım en sağdaki kobra. Kaç yıla tekabül ediyor? Dört buçuk yıla galiba. Beş yıla mı bilmiyorum. Ee, yumurtaya düştük değil mi oğlum? Bu yumurta taşaklı yumurta diyorum ya. Mor ve kobra olarak. Kobra var mı şu an? Bir kobralar yazabilir mi? Şu. Oğlum bak yılanlar yazıyor. Kobra kobra. Montajer mi var lan bir <laughs> Oğlum kobra çok yıl. Beş yıl ya. olan kobra yokmuş. Boşun emek vermişiz. Bir dakika yılanlar bir atsın. Yılan bütün yılanlar olabilir. Ben hangisiyim diyor koyayım ben de bilmiyorum. Tamam, güzel. Güzel. Yani emek istiyor kobra. Şimdi diyeceksiniz ki ebe amına koyayım bu kobrayı olduk ondan sonra ne olacak? Burası sürpriz kısmı. Bunu daha yetiştiremedim. Burada ama şöyle söyleyeyim. Anlamlı, bizim için anlam ifade eden bir seri olmayan özel ikonlar gelecek. Bir tane spoiler vereyim. Shimo gelecek mesela. Yani senin başında yılan veya karınca olmayacak. Shimo olacak. Ondan sonra belki Eyşan olacak. Belki bilmem ne olacak. Bunlar böyle kronikleşmiş, anlamlı olan böyle spesifik şeyler. Onların da abone bildirimi ona göre şekillenecek. Özel tasarım gelecek oraya. Ama bu tabii 5 yıl 4,5 yıl sonrası sanırım. Hikaye bu. Abone bejlerinde böyle kararlar aldık. Ya yani ben aldım ve böyle bir tasarım yaptık. Bu yılanlar ve işte karıncalar değişkenlik gösterimi gösterir. Mesela kobra bok gibi duruyor. Hele benimkine baksanız, bak. Allah'ını seviyorsan bak çete yazıyorum. Şuna bak abi ne olduğu belli değil. Ne o gözünde yıldız var ya. Evet. Çok da güzel dur durmuyor benimkisi. Normal olanlar fena değil. Şimdi genel olarak bunları siz kullanın, sizin hoşunuza gitsin diye yapıyorum. Bir oylayın yani iyi ya da kötü yazın veya ne bileyim bir değer verin 10 üzerinden. Bir şöyle bir genel bir bakayım. Hatta önce bir abonelere soralım. Bu mantık iyi mi yani? Zaten 6 tane vardı onunla döndürüyorduk 6 yıldır. 10 üzerinden 8, 6 görüyorum. 9'dur çoğunluğa bakacağım. Süper 10, 9. Karışık diyen var. Ha karıncaları gelirsek de bunlar kötü gözüktüğü için bizim standart karıncaları renklerini buna göre uyarlayıp öyle attım. Ee, bunlar ufak ufak değişiklikler gösterebilir ama senaryosu bu. Tamam mı? Bu cepte. Abone beşleri gördük. Şimdi size değiştirdiğimiz diğer şeyleri göstereceğim. Bunu ...zaten tasarımını biliyorsunuz... ...bir dakika... Heh. ...şimdi ben sıkıldım geçen gün... ...oturduğum kendime bir takım... ...emotlar yaptım... ...halihazırda kullandığımız şeyleri değiştirdim... Ee, ...ama yeni şeyler ekledim... ...mesela neler var... ...şöyle göstereyim size... ...süper... ...zaten izliyoruz dayıyı... ...bir şeye süper de yani... ...bunu farklı chatlerde de kullanabilin diye yapıyorum... İşinize yarar diye... Bir tane süperimiz var. Aynı anda atabilirsiniz. Attığınız zaman hem görelim nasıl gözüküyor. Heh chatte de görelim öyle. Bak çok tatlı duruyor. Böyle değişik bir tarz yapayım dedim. Mesela PNG yapmak yerine arkaya konuyla ilgili görsel attığımızda bir işte Adamın suratı var burada gözleri var. Nasıl duruyor bir bakayım dedim. Bence güzel duruyor ya. Bak renkli renkli. Canavar. Vallahi sevdim ha. Ananı arıyorum. Güzel. Nice. Bunu koymadım. Bir adet xtemiz var ama bu XT sanırım abone 2'lerde kullanılıyor. Durun şu hype train'i bir geçeyim. XT'yi atabilen kaç kişi var? XT'yi atabilen kaç kişi var? Elren XT. Tier 2 abonem benim yoktur herhalde. 100 200'dür yani. Harbiden yok la. Ana. Ya bunu çok sık kullanmayacağınızı düşündüğüm için böyle aldım. Gelelim. Uççu guru. Koymadım ama isterseniz koyarım. Toksik alerti değiştirdim. Arkaya böyle bir yeşilli pis böyle yaptım. Böyle toksik alerti böyle değiştirdim. At bakayım nasıl duruyor. O cıvıl cıvıl. Çok güzel. Bunu da beğendim. Oğlum devasa sıkıştırma araya dur. Tamam. Gayet iyi. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana yani. Öyle bir ben veriyorum ya böyle öğüt öğüt bir şeyler toksikleniyorum bilmem ne oluyor. Orada taş bulu atarsınız ben bunu bir hafta sonra kaldırırım. Yapmayın öyle şeyler ben bunu genel olarak koydum. Teşekkür ederim. Ya siktir bunu dedik yapacaklar şimdi. Ben bir altı ay öğüt vermesem unuturlar. <laughs> taş bulu nasıl duruyor? Gayet güzel okunaklı. Taş bulu alsana mis. Yok yok hiçbir şey kaldırmayacağım ama bakın ge geyinize goygunuza bakın ya artık yeni bir Tukan var ya sinirlerimi aldırdım. Bunu klibin alınca sinirlerimi aldırdım ya çok keyifliyim artık umurumda değil. <laughs> Okey. Şimdi taş bulu tertemiz bunu geç A atın ama yine de siz tertemiz bir göreyim. Hem siz de alışmış olursunuz. Beğenmediğiniz bir şey varsa kaldırırız. Tertemiz. Mis güzel duruyor. Çok tatlı duruyor lan. Çizgi film gibi. Şimdi sütlaç. Bunun kombinasyonu şu arkadaşlar. Bunun içinde galiba farklı bir Tier 3 Tier 3 mü yapıyordu bunu? Ne yapıyordu? Bu sizde yok. Bu bende var. Mesela nasıl bir kombinasyon? Ee, lan bir lan amına koyayım lan bi lan bir sütlaç. Sütlaç yok mu amına? Bak bu yolladım e, Harcadınız yok şu an ya yok oldu Bu sütlaçı geçiyorum şit var Şşşt sessiz manasında ya da şit de olabilir nasıl isterseniz Sıcı sıcı var bu sıcı sıcı atmamış olabilirim Ses gg'yi değiştirdim Bak şit de çok güzel duruyor Ses gg'ye bakın bakayım Uğraştırıyorum sizi kusura bakmayın ama Birlikte kullanacağız yani Ses gg güzel Yok yayın GG değil lan ses GG. Müthiş. Şşt, alo onlara geleceğim. Bakın SA yani şöyle göstereyim size. Bay, AS, Allah'a emanet ol. SA bunların hepsi bir de limon. Normal takipçiler kullanabiliyor. Öyle bir özellik varmış ben onu görmedim bile. Bu SA'lar, AS'ler bunların hepsini herhangi bir şekilde beni takip eden kaç kişi varsa bir yerlerde kullanabiliyorlar. O yüzden standartı düşündüm. Yani adam takipçim işte 5 tane farklı beji olsun şey ifadesi olsun imoto olsun. Bence tatlı oldu. Bir yere gittiğiniz zaman buranın abonesi bile olmasanız SAS diyebiliyorsun. Güzel duruyor tatlı. Güzel. Ondan sonra şimdi uç çukuru tertemiz süttaş SJ ses gegisi RP GAT. RP GAT'ı biraz daha böyle 8 bornun Next'in böyle mor temasını kullanarak sarı ve beyaz olarak yaptım. Tatlı durdu. Bakayım. Oh mis gibi. O ben çok sevdim lan bunları. İçim kararmış demek. Güzel duruyor. RP G, Oy var. Ee, şimdi burada A, L ve O var. Şimdi alo var ya bizim. Alo. Buradan şey olarak düşündük. Hani A, L, O koyarız, alo yazarlar. Ama birçok şeyle de kombinasyon yapılabiliyor. Yani hatta bugün buna çalışıyordu millet. Kelime uydurmaya çalışıyordu. işte devasa ile L'yi birleştiriyor. Ne bileyim e, hey hey'in yanına L koyuyor. Bir şeyler yapıyor. Bak görüyor musun? Çetin ağzına sıçıyor bu. Bu kesin kalkar ya. <laughs> lo lo lo. La. Hepsini kullanabiliyorsun asla mesela AS ile la'yı birleştirdi asla yazdı. Hani böyle size eğlence çıkabilir diye koyduk. Next var. Yoktu istiyordunuz. Ne var? Ee, ne? Ne? hani bu tarz bir ne? Ne? O da olabilir. Lemon'u biliyorsunuz lan bir. Ha. Bu da yine özel abone ve Tier 2 olması lazım. Abi abi bir kız var. Çok güzel. Nerede amına koyayım çok güzel lan? Ona. Aa. Aa. Lan. Ha. Burada burada gördüm. Size bir şey soracağım. Bu çok güzeller. Abi bir kız var falan. Bunları standart imota koyayım mı ya? Kullanmazlar gibi ya. Kullanmazsınız gibi. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden tier 2 ve tier 3'e attım bunları. Değil mi? Yani abi bir kız var ne amına koyayım. O mimimiz diye koydum ben. Yayın GG var. Darlama çok güzel. Tek tek BB chat ban. Bunları değiştirdim. Bunlar da galiba bit atanların falan bejleri varmış. Yapmışken onları da hazır attım amına koyayım. Bunlar da böyle. Şimdi gelelim en tatlı yere. Bunların boyutlandırmasını falan daha yapmadım. Bunlar hikaye. Allah kahretmesin üstümü değiştireceğim birazdan. Tek tek bakmayalım atın işte. Yani bir atın şöyle bir zehri atın çete ya. Bir uçurundan. lan. Basabildiğiniz kadar basın şimdi. Okey. Bir saniye. Bildirim geldi mi size yayın bildirimi? Ona da bir ayar çektim de. Bildirim geldi mi? Çok yapmayın lan. Çok yaparsa şey yapar. Geldi. Evet, geldi. Geldi. Tamam. Bildirim gelmiyor diye bir rapor aldım da demek ki herkese yine gitmiyor. Öyle bir durum var. Önemi yok. Şimdi bunlar yeni ifadelerimizdi. Geç. Gelelim alertlere. Şimdi burada kuruk leblebi. Canım kardeşim. Birazcık baskıladık ettik falan ama yani hani şey olarak sağ, yani hakkını helal etsin grafikerlerimiz de aynı öyle. Şimdi Emin'e de geleceğim onları da anlatacağım. Burada komple A'dan Z'ye bir takım senaryolar yaptık aşağıda duranlar ama bunların boyutları nasıl gözükür? Ses olmalı mıdır? Çünkü çok fazla abone transferi olduğu için e, donate'ler gözükmüyordu o arkasına biniyordu o bilmem neye biniyordu. Gelin senaryolarına odaklanalım. Bir kere host'tan başlıyorum. Bir elgato kendine gelsin. Host geldiğinde hikayemiz şu beni bir sürü kişi alıyor götürüyor alıyor atıyor. Bu tamamen kurun yani fikir benim detay kurun. Bu bizim hostumuz ya da raidimiz çok büyük oğlum dur bu zaten full screen açıyorum da bunu görün diye açıyorum. Buna toksik sesler eklenebilir bir şeyler yapılabilir sen de yani yayıncı parçasısın ama şunu başaramıyorsun ya. Hediye aboneliklere gelelim. Hediye abonelikler. Arkadaşlar bir tane kişi bize abonelik attığında <laughs> çok tatlı lan. Şöyle bir şey oluyor. <laughs> Yine toksikler geliyor. E ben buraya bir sürü ses koyacağım. Bu küçük hediye abonelik. İkinci de bir detay var. Yakalamanızı istiyorum. <laughs> Bu bir taneydi. Bu 25 üstü. Lan oğlum burada aç. Gerizekalı bilgisayar. Burada aç. Burada. Heh. Bu bir üstü. <laughs> Bunda bir detay yok biraz daha fazla güya toksik geldi. Üçüncüye bakıyoruz. Aradaki yedi farkı bulun. <laughs> ses olsun ses yaparız. <laughs> Buraya Kordi'yi de yerleştirmişiz. Şimdi bunlar tabii kuruğun hali hazırda yaptığı animasyonlar olmadığı için ee, son 3 güne, 4 güne belki de biraz daha fazlaya sıkıştı. Çünkü abone hikayelerini baştan yaptırmak zorunda kaldım ona. Ee, bir tık hoşunuza gitmeyen bir dokunuş vardı. Ee, onu kaldırttık. Hani hostlarda ya da abone hediyeliklerinde böyle aa toksikler de geldi diyoruz ama standart abonelerde bunu diyemeyiz. Ee, burada kordemiz var. Elgato ağzına sıçayım senin ya. Şöyle küçük ekranda yap ya da sitret büyüdü. Bu da fullü. Bu en büyüğü böyle 100 abonelik falan attıkları zaman geliyor. İşinden bir sürü ne geleceği belli olmayan bir modda. Tatlı, keyifli. Şimdi abone hikayelerine iyi odaklanmanız lazım. Burada bir senaryo var. Hoşunuza gider mi bilmiyorum. Bitler, bağışlar, abonelikler eski. Heh, Gelelim aboneye. Bunları tek tek arka planlarını silip tek tek ölçülendirdim. Ana ağladı. İbrahim amca nasıl? Hepsine geleceğim sırasına. Şunları bir anlatayım. Şimdi siz ilk kez abone oluyorsanız Eldiren Twitch kanalına sağ altta siktir boktan bir yazı yazıyor. Bu değer vermediğim için değil. Bunun tek bir sebebi var. O çok abone geldiği için sıralamaya koyuyor. Biri donate attığında veya yeni aboneliğini yenilediği zaman veya 60. ayını yenilediği zaman ya da birinci yılını yenilediği zaman gözükmüyor. Böyle bir sıkıntı vardı. O aboneler şişiyordu orada. Daha sonrasında aktarmıyordu. Hatırlayın. Değil mi? Ben de birinci abone yani ilk kanala abone gelen veya hediye alan adamı bakın sağ altta görüyorsunuzdur. Bir buçuk saniye falan bir gösteriyor çekiyor. Yani şişirmemesi için. Bak 38 Gökhan 38 abone oldu gitti. Tamam Bu böyle. İlk ayınızı böyle kutluyoruz. Yeni abone olanlar alınmasın darılmasın. Biraz mecburi. Daha sonrasında yumurta yani kahverengi yumurta olduğunuz an var. Onda da şöyle bir şey oluyor. Ee, siyahtan mı açayım? Buradan açayım. Bir dakika kulaklık bitti. Şey oldu. Eğer kahverengi abone olduysanız görüntü şu. Bakayım ne beğenecek misiniz lan? Ben elrenim. Bayağı zırhlı elren. Hani savaşçı falan. Hani ütopik anlamda söylüyorum. Ondan sonra bir tane sepet düşüyor. Ben böyle tribe giriyorum. Ana! Kahverengi bir... Tabi bu aslında beyazdı da sonra ben kahverengi ekledim ya. Kahverengi bir yumurta çıktı. Bu yumurtaya bakıyorum. Sonra seviyorum onu. Hoşuma gidiyor. Diyorum ki lan ne tatlı bir şey bu ikinci ayını in demiş. Ağzını yerim diyorum. Tamam mı? Bu bir. Böyle tatlı bir şey oluyorsunuz. Daha sonrasında üçüncü ayınızı yeniliyorsunuz. Vuru vuracağım ha. Oğlum bu niye olur ya? Üçüncü ayda yumurtadan çıkmış cinsiyeti belli olmayan bir adet kafasında aşap miğfer, aşap kılıçlı, tontik, uç çukuru biri çıkıyor. Bu sizsiniz. Üçüncü ayınız. Ben size Kendimce, <laughs> bu bir ego senaryosu değil bu arada, kanal konsepti. Böyle bir şeyler gösteriyorum. İzleyelim. Bak diyorum kılıcı böyle çekeceğim, böyle sokacağım, aa diyeceğim falan. Ayağına da dikkat edeceksin hmm diyor, tamam diyor, öyle yaparım diyor. Bu da uzun bir e, animasyon değil, kısa. Çünkü üçüncü ay olduğu için. Bunun da böyle bir senaryosu var. Çok tatlış ya. A bunlar ondayken falan bir süre sonra baymaz mı? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Ya gelir de küçülteceğiz. Tamam. Ben şunu bir bu tarafa alayım. Bunu da böyle büyüteyim. Ondan sonra üçüncüye gidiyoruz. Aynen kardeşim. Sonra sen de yani siz de birlikte artık ayaklanmışsınız biraz daha büyümüşsünüz zırh bir gelişmiş ee, sarı karınca oluyorsunuz. Bir tane toksiyi yakalamışız ağzını burnunu Kıracağız. Dur şunu şuraya al. Ya nereye alsam gözükmüyor ya. Kurumuş boğazım. Şunu biraz küçülteyim. Şunu da hepsi dağıldı. Hepsi oturtacağız. Bir günde oturturuz. Sıkıntı yok. Burada da senaryo. Ben böyle toksi dövüyorum. Kıçına vuruyorum böyle şapala. İşte üçüncü ayını yenileyen arkadaş da. Aa, ah, yaşam güzel abi diye biraz daha büyüdünüz. Abonelik 4. Yani 4 dediğim 4. ay değil arkadaşlar. Katman olarak söylüyorum. Burada zırh biraz daha gelişti. Kolluk geldi. Bir boynuz geldi falan. Burada biri geliyor. Tekrar amına amın. koyayım diyorsun. Ha, nasıl vurdum? Diş düştü. Çok tatlı. Yani ufak ufak gelişim gösteriyor artık. Yani savaşçı olmaya doğru gidiyor. Ben mi? <laughs> Yok lan bu gelen kim? Bu kurun ne karakteri bu? Bunu koymuş ama kim olduğunu bilmiyorum. Eski serilerinden olabilir. Ya oğlum bizden biri değil bu. RR'ye benziyor da değil. Steve. Steve diyelim. Tamam hadi adı Steve olsun. Masterchef'ten biri olabilir. Evet ben öyle düşündüm. Survivor veya Masterchef'te böyle biri var mı bilmiyorum. Devam ediyorum. kendine gelsin. Burada artık kuşanıyorsunuz kılıçlar. Ha saldır, maldır falan. Biraz daha vuruyorum amına koyayım. Yazın vuruyorsun, biraz daha vuruyorsun, kafayı alıyorsun. İş bitiyor, güçleniyor. Bak üzerine zırhlarını geliştirmiş, miğferi gelişmiş. Böyle kafası geliyor bunun. Abone altı yani bir sonrakine geçiyorum. Burada artık antrenman yapıyoruz. Siz şeyin mail zırha döndünüz. Birazcık taşak geçmiş kuruk burada. Ama bir kutlama var. XQC var mı? <laughs> bir yerde var galiba tam emin değilim. Yedinci katmana gidiyorum. Burada artık ok yay eğitimi böyle sıkılır. Şöyle artık özgüven geldi. Dizlik mizlik geldi. Böyle kollar bollar duruyor. Büyüdü. Çift diye sus atıyoruz böyle diyorum. Sekizinci kademe. Bir toksi yakalamışız. Çat vuruyor. Vuran kim? Tabii ki de aboneliğini yenileyen arkadaşım. Ben artık salmışım, oturmuşum. Şak baba diyorum. Böyle. Ondan sonra... Ooo burada şekiller başlıyor. zırtlar birbirine yakınlaştı. Selam abi. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Burada yine bir duello dönüyor. Günler geçiyor. Ve savaşmaya hatta denkleşmeye devam ediyoruz. Gücümüz bitti. Ama eğitim tamamlandı. Sonunda bir şapala vurmuş kuruk. <laughs> Burada kalkan eğitimi. Bakın dikkat edin. Abone becilerinizle buradaki renkler uyumlu. Oraya odaklanabilirsiniz. Bu da böyle. Şimdi gelelim epiklere. Mesela şu an galiba yılanın son iki epiğindeyiz. Burada savaşıyoruz artık sırt sırta. Taktık. Arkadan gene de taktık. <laughs> Buraya bunu koymuş. <laughs> Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. <laughs> ben senaryoyu yazıyorum. Detaylarına çok girmiyorum. Diyorum ki hani sen küçük küçük espriler ekleyebilirsin. Burada niyeyse Baboli X yüzü kovalıyor koyayım yani. Niye olduğunu bilmiyorum. <laughs> diye. Bu da böyle bir senaryo. Şimdi gelelim az önce Mert'in de yenilediği yani yüksek abonesi olan arkadaşlara. <laughs> 10 abonelik gözükmez egoist pati. Yanlış para harcadın. Burada da artık kobra oluyorsunuz. Yani kobra şu an bu serilerin en yükseği. Geliyorlar. Bir tırsıyorlar. Tokatlıyoruz sırt sırtayız. Burada bana götlük yapıyorsunuz. Baston veriyorsunuz bana. gülüyorsunuz. İşte bunlar geliştikçe <laughs> ben gerileyeceğim siz ilerleyeceksiniz gibi bir senaryo var. Ee, öyle bir şey düşündüm yani biraz hızlı aceleye geldi. İlki şeydi ya yani yabancı değilsiniz amına koyayım göstereyim. İlk abonelik fikrini şey yapmışlar. Buna ben dahil olmamıştım. İşte yumurta geliyor. Böyle yumurta çatlıyor böyle. Ondan sonra gidiyorsun Abi gıcık oldum. Ya bunun bir yöntemi var mı Johnny'ler? Niye ikinci monitörü atıyor bunları ya? Ya burada aç, burada aç ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Burada to bir toksiyi büyütüyor. Bu bence yanlış bir düşünceydi. O yüzden ben müdahale ettim. Ne alakası var Haydi abonelikte toksik geliyor ama. Onun dışında gelmesi saçma. İşte böyle. Böyle değişiklikler var. Bunları şimdi yerleştireceğiz. Baymayayım da sizi. Hani sürpriz de olsun birkaçı. Bağışlar değişti. Bitler değişti. Hostlar değişti. Hepsi değişti anasını satayım. Eğer hoşunuza gittiyse ne mutlu. Hoşuna gitmediyse değiştiririz yine. Yaparız bir şeyler. <laughs> mesela en büyük donate de ağzına sıçıyor. Ama mesela küçük bir donate, donate örneği vereyim size. Alertler, e, bağış, mesela ah senin ben. Böyle para mara geldiği zaman böyle şeyler oluyor işte. Oh, oh, para, para, oh. paracıklara bak hay, tüy 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 böyle şeyler geliyor. Abim tek sıkıntı bence ortada olması. İşte onları siz de gözlemleyin. Abi bu olay sizle alakalı. Yani izleyicisiz olduğunuz için ben ona sürekli bağlı kalamıyorum. Yani göremiyorum ne rahatsız ediyor ne sıkıntı çıkartıyor. Mesela şimdi bir oyun oynadığımız düşün hikayeli. Bak aşağıda habire bunlar dönecek. Habire bunlar dönecek. Ve deli gibi abone geliyor şu an. Yüksek ihtimal yine sıraya düştü. Eğer ki bayarsa bunu mesela şu kadar değiştirebiliriz. Deneyelim onu da alert bağış abonelik şu aboneliklerde mi? yeniden bağışlar bunlar. Bir abone gelsin bakayım. Heh. Bak bir abone geldi. Mesela bunu dur bu değil ya. Kitle bunu. Bu mu? Bu da değil. Alertler bağış. Kitle bunu. Yeniden abone ve host küçült. Bak şöyle de yapabiliriz. Yani ama bilmiyorum ki bir yerde çıksa çok mu sinek kalıyor ya? Anlaşılıyor mu yani? Bir gelsin bakayım orada. Aa eskinin kartları bence de çok iyiydi. Eskinin kartlarını... Sağ alta bakalım. Şöyle dursun. Hatta şöyle üste dursun. İyi mi? İsim gözükmüyor baba. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Kartlar da sınırlıydı oğlum. Beş tanemin, dört tanemine kart vardı. O yüzden dedim ki ulan adam dördüncü yılını yeniliyor. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Değiştireyim dedim yani. Bunları bir deneme yanılma yaparız. Bir kullanalım bugün bakalım. Rahatsız ediyorsa değiştiririz. Neyse hadi. Ha ikincisi. Dur lan dur daha bitmedi. Ee, panelime bakın. Panel de baya değişti. Panele de Emin. Bizim Deli Bal'dan hatırlarsınız. Oh hamburger yok mu falan diyen siyahi karakter. Rodrigo muydu? Twitch bitmişler. Şu. Haslı. Rework. Panellerde de senaryolar geldi yine. Biraz böyle medieval gidelim dedik. İşte ne oluyor? Bir ejderha saldırısı oluyor. Ondan sonra ben dışarı çıkıyorum. Boynumda limon kolyesiyle. Bunların üzerlerine bir şeyler gelecek belki de. Ondan sonra çıkıyorum bir tane ganimet buluyorum. Abone diye bir şey. Buraya tıkladığınız zaman nasıl abone olacağınızı görüyorsunuz aslında. Ya da abone olma linkine gidiyor. Buraya sponsorları iliştiriyorum. İşte o bulduğum şeyle kendime bir tane kılıç yapıyorum. Ondan sonra işte halkın desteğini alıyorum. Savaşa hazırım. Kılıcım silahım falan. Ee, sonra saldırıya savaşa gidiyorum. Youtube'la, Mootup'la YouTube falan böyle kombinasyon yaparak. Abi çok kendini kaptırmışsın. Nasıl lan? Ben bir şey kaptırmadım oğlum. Bunlar Emin'in kafası. Hayal dünyası. Ben bunları yap demedim. O böyle bir dizayn yapmış kafasında. Sonra karınca çiftliğimden destek işte. Ben burada yüksek ben bir karıncaya biniyorum. Arkada karıncalar marıncalar. Bu aslında Youtube'a aktarım paneli yani bir yerde ölüyorum. <laughs> Discord'da baygın düşmüşüm savaştan. insanlar geliyor beni kaldırmaya, kurtarmaya geliyor kardeşim. Ondan sonra yanda parşömenler falan bir sürü. Sonra yine ayaklanıyorum Instagram'da. Yine elimde yeni bir parşömen var. Instagram parşömeni. Böyle senaryolaştırarak böyle nasıl diyeyim dergi gibi bir takım çalışmalar yapabiliriz. Emin'in ellerine sağlık. Gerçekten çok iyi çizim yapıyor. Yani ben siktirdim bunları onu kutlamak lazım. Çok yetenekli. Ee, o yüzden ellerine sağlık. Nitekim diğer grafiker arkadaşlarımız da öyle. Yiğit olsun, Koturum olsun. Onlar da bazı şeyleri yapamadık ama. E, başka da bir şey yok. Kuruğa zaten ayrı teşekkür ettim. Bunu da şu kapama ekranında biliyorsunuz. Bir elren çıkabilir muhabbeti var ya. vardı değil mi? Instagram'da? o yapmıştı. Menta ve İsayev bunlara destek attılar böyle hareketlendirdiler böyle benim işte şurayı oynatalım burayı oynatalım dedim yaptılar. Bu da çok tatlı oldu bence. Şimdi böyle birbirine uyumsuzluklar var bunları dengeleyeceğiz. Mesela şu tasarımla bu çizimlerle kuruğunkiler uymuyor aslında ama konsept de aynı işte medieval. Zorluyorum baba hep aynı şeyleri yapıyorduk biraz değiştiriyorum işte ne kadar iyi oluyor bilmiyorum ama onlar sizde. Ay çok anlattım. Kapanma attığınız ifadelerde benden çıktı zaten. İstediklerinizi söyleyin, ben çatır çatır yaparım size. Onların tasarımları bende. Eskisi daha güzeldi bence. Hangisinden bahsettiğin önemli. Çünkü zaten panellerde hiçbir şey yoktu. Panel bomboştu. Abi kamera pikselim bana öyle geldi. Vallahi bende bir gariplik yok. Ama genel olarak beğenmişsiniz, öyle görüyorum. Aa, en güzelleri de bunlar hareketliler. Bak on numara dans var. Mm, bal var. Şey var. Kahkaha var. Başka da bir şey yok. Donate gelmiyor ki oğlum. Donate'lere bak diyorsunuz. Donate yok. Al. Donate bomboş. Bir tane bile donate yok. Ya da baga girdi. Eline sağlık abi. Eyvallah. Ridosfis. Evet, kanalın özeti bu. Bunları inşallah bir içerisinde bitireceğiz. Onun dışında